Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunlarla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dikkatler ekranımız olsun. Xitayning Uyğurni meşal yıkışkı uğrullaştırışı tanqidga uchurdi. Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Xitay'nın Uyghur tenerketçini meşal yetkütüş faaliyetinin ahırkı baskıçığı uğrullaştırış oyununu tanqid kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Şarkı Türkistanlık dalıdı çangı teyliş mahiri Uyghur kız Dilnur İlhamcan bilen yeni bir Xitay tenerketçi olimpiknin ecilish marasımıda en ahırkı meşalini yakan bulup Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Linda Thomas Xitay'nın bu hareketini tanqid qilib, Xitay diqqatimizni növbette Uyghurlarga qaratqan qiyin qistaq ve echinishlik vaziyetidan başka yaqqa burashqa urundi. Biz Uyghur meselesini birinci orunga qo'yishimiz kerak degan. Bosh elchi Linda Thomas Grinfeld 6 fevral CNN kanaliga qilgan so'zida Xitayni ayiblab, Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligini, bu sabablik Amerika hukumatining Xitayni tanqid qilib kelganligini Xitayning insoniyatga qarshi bu jinoyatlarni bilib turib sodir qilayotganligini ta'kidlagan. U kishilik huquq masalasida so'z qiladigan amerikalik tanarkatchilarning bexatarligi haqidagi savolga javob berib, Xitayning ularga qarshi hech qanday ziyonli harakat qilmasligini umid qilaman degan va o'z nishonining tanarkatchilarning bexatarligini qo'g'lash ekanligini, buning uchun qo'lidan kelishcha tirishayotganligini bildirgan. BDT Xi Jinping'dan Sharqi Turkistan'ni tekshirishga yo'l qo'yishini talab qildi. Beijing qishloq olimpiki munosabati bilan Xitoyga borgan BDT bosh kotibi Antonio Guterres Xi Jinping'dan Sharqi Turkistan'ni tekshirish fursati bilan ta'minlashni talab qildi. Anadolu agentligining 5 fevraldagi xabarida bildirilishicha, BDT bosh kotibi Antonio Guterres 2022 yil Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish uchun Xitoyga borgan bo'lib, bu jarayonda Xi Jinping bilan ko'rishgan. Körüşte Afganistan meselesi, klimat özgürüşü, yukumu karıştırış ve vaksininin tarqilişini tanşeş meselesi müzakir kılıngan. Ondan başka Guterres yana Xi Jinping'den BDT kişilik hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılıp, kişilik hukuk vaziyetini tekşürüşüge yol kuyuşun talep kılgan. Malum buluşça Xitay Teşvikat Organı Xinhua Agentliği bu ahtiki haberde Xi Jinping bilan Guterres o'tirishidagi kishilik huquqi aloqador suhbat mazmunini qasdan tilg'a olmagan. Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati BDT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan erkin tekshirilish qayta-qayta talab qilinib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy rejimi hozirga qadar Xitoyning tarafini oladigan Osiyodagi chat el diplomatlari va jurnalistlarni o'zi belgilagan bir necha o'rinni ziyorat qildirgandan boshqa BDT əməldarlarının Şarkı Türkistan'da erkin təkşürüşüge yol koymaya kəlgən. Xitay aldınqı ayının ahiri BDT kişilik hüquq ali əməldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyaretini Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət müsabıqısından kiyin bu yılın aldınqı yerimede qilishqa qoşulgan bosumu ziyaretinin təkşürüş xarakterini almaslıqı kerektiki haqqıda şart koygan idi. Birleşken Devletler Təşkilatı Xitayının kütkini boyunca Qışlıq Olimpik Tənərkət müsabıqısının ilgiri Sharqi Turkistan'a münasibetlik kişilik hukuk dokulatını ilan kılmağın bulup, bu halkara cemiyetinin küçülük tənqidiga uçurgan idi. Amerika Bihaterlik Meslahatçisi Xitayna agahlandırdı. Aksaray'nın Devlet Bihaterlik Meslahatçisi Jake Sullivan Xitayna agahlandırıp, eğer Rusya Ukrayna'a besip girse, Beijing Rusya'nın tacavuzçuluk hareketini kolledi deb karalsa, ondaqta Xitay bedel töleydi o degen. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Jake Sullivan 6 fevral ABC televiziya kanalının ziyaretini kabul kılganda Moskova'nı agahlandırıp, eğer Rusya askerleri Çigrad'ın ötüp Ukrayna'ya kirgen takdirde iğir iqtisadi bedel töleydi gallıqını, bu iğir bedelinin Xitay'a mı təsir görüstüdü gallıqını bildirgen. O sözü diyene, eğer Xitay Moskova'nın tacavuzculuk hareketini kolledi deb karılıp kalsa, ondaqtı Xitay mı məlum cahetli bedel töleydi o degen. Sullivan şöküni yana Amerika'nın növbette Rusya'nın Ukrayna'ya her vakit tacavuz kılış ihtimallığı bar deb qaraydıganlığını, bu 2. Dünya Urushidan buyonki Avrupa'daki en çok harbi hareket bulup qaladıganlığını bildirgen. Sullivan Fox haberlerinin ziyaretini kabul kılganda Rusya her vakit Ukrayna'ya karşı hareket kılalaydı. Rusya'nın tacavuzculuğu Ukrayna'ya gayet zor ziyan elip geliydi. Ama bu tacavuzculuk bilen Rusya stratejik bedel töleydi degen.
ve Amerika'nın Rusya iqtisadının taraqqiyatiga to'sqinlik qilish uchun tiz ve iyg'ir iqtisodiy jazo yurgizishga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika istihbarot xodimlari Moskvaning 70% zarba berish kuchi hujum qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Amerika prezidenti Joe Biden oldingi hafta Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining sharqidagi ikki davlat Polsha va Ruminiyaga 3000 Amerika askari avatishni buyurgan. Bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Amerika 82-nji havo armiyasining askarlari Polshaning sharqi janubi orqali Ukraina chegarasiga yaqinlashgan. Undan boshqa Amerika Ukraina hukumatiga 500 million dollar qimmatidagi qurol va mudofaa boshqariladigan bombasi avatgan. Shvetsiyada g'ulji qatliamini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlar 2022-yil 5 fevral Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining o'rinlashtirishi bilan Xitoyning Stokgolmda turishliq elchixonasi oldida Xitoy ishg'oliyatchi rejimining 1997-yil 5 fevral g'ulji shahrida sodir qilgan qatliamining 25 yilligini xotirlash, shundaqla 2022-yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilish uchun namoyishi o'tkazib Xitoyga g'azab nafratini bildirdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Nijat Turg'un Apandi G'ulji shahrida Uyg'ur xalqiga qaratgan qatliamining 25 yilligi munosabati bilan jamiyat nomidan shved tilida bayonot e'lon qildi. U bayonotida Sharq Turkiston xalqining Xitoy rejimi sodir qilgan g'ulji qirg'inchiligi va 2022-yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasiga bo'lgan g'azab nafratini va qat'iy qarish turganligini ta'kidladi. Nijat Turg'un Apandi yana g'ulji qatliamining 25 yilligi xotirlanayotgan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan bir paytda Beijingda qishloq olimpik tanarkat musobaqasi boshlanishining insoniylikka xilof ekanligini bir qism davlatlarda emas butkul insoniyatning boyqut qilishi kerakligini bildirdi. Bayonotdan keyin namoyishchilar terrorchi Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket degandek jaronliq shiorlar bilan Xitoy elchixonasi atrofini zilzilaga soldi. Bunundan qattiq bearam bo'lgan elchixonadagi Xitoylar yangratqu orqali yuqori ovozda musiqa qo'yib namoyishchilarning ovozini to'sishga urindi. Mazkur namoyishga Shvetsiyada yashayotgan 152 yaqin Uyg'ur qatnashgan bo'lib, 1 soatdan ortiq davomlashdi. Gollandiyada 5 fevral g'ulji qatliami xotirlandi. Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar 5 fevral Amsterdamdagi dam maydonida g'ulji qirg'inchiligini xotirlab, Beijing qishloq olimpik musobaqasini boyqut qilishga chaqiriq qilish namoyishi o'tkazdi. Namoyishni Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi o'rinlashtirgan bo'lib, 100 dan ortiq kishi ishtirok qildi. Mazkur namoyish Xitoy ishg'oliyatchi rejimining 97-yil 5 fevral Sharq Turkistonning g'ulji shahrida sodir qilgan qatliamining 25 yilligini xotirlash hamda 2022-yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilish maqsadida o'tkazilgan. Namoyishchilar Xitoyda o'tkazilayotgan qishloq olimpik musobaqasi irqiy qirg'inchilik olimpikidir deganini ifodalash uchun lagerdagi tutqunlar va olimpik belgisi tushirilgan plakatni ko'tarib Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ketdi. Xitoy terror rejimi Beijing olimpikini boyqut qilaylik degan shiorlarni to'plashdi. Namoyishda 25 yil burunqi g'ulji qatliami aslab o'tilib, Xitoyning bu vahshiyona jinoyatini unutib qolmaslik ta'kidlangandan sirt e'lon qilingan bayonotda xalqaro jamiyat Xitoyda davomlashayotgan 2022-yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilishga chaqiriq qilindi. Dünyanın her qaysi joylarida irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilish namoyishi o'tkazildi. Dünyanın her qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi Beijingda boshlangan irqiy qirg'inchilik olimpikiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazdi. 3 fevral Angliyaning Londondagi Xitoy elchixonasi oldida zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazilgan bo'lib, namoyish yana Londondagi Piccadilly maydonida davomlashgan. Namoyishga ishtirok qilgan xalq Beijing olimpiki irqiy qirg'inchilik olimpikidir. Sharq Turkistonga erkinlik, Tibetga erkinlik, Hong Kongga erkinlik deb shiorlar to'plashgan. 4 fevral Beijing qishloq olimpikining ochilish marosimi Beijingda o'tkazilayotgan bir vaqtda Kanadada yashayotgan Uyg'urlarmo Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary qatorli shaharlarda yig'ilib, Beijing qishloq olimpikiga qarshi norozilik namoyishi qilgan. Namoyishga bir qism Hong Kongliklar va Tibetliklar qatnashgan. Undan boshqa Beijing olimpikiga qarshi namoyish Washington shahrida o'tkazilgan bo'lib, Namoyishga Tibetlar, Hong Kongliklar va undan boshqa Xitoy o'qituvchilari ishtirok qilgan. Xitoyga qarshi namoyish yana Nyu-York shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan.
4 fevral Yaponiyadaki Yaponiya Uygur Uyuşması tarafından Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şehirde birleşme namayışı ötküzülgen bulup, Olimpik müsabıqısına narazılık bildirilgen. Namayışka Uygur, Tibet, Mongol ve Hongkongluklar katnaşkandan başka köplügen Yaponluklar mı iştirak kılgan. 4 fevral Avustralya'nın Adelaide şehirde duruşluk Xitay konsulxanasının aldıda çoğun tüptiki namayışı ötküzülgen bulup, Avustralya Şarık Türkistan Cemiyeti'nin teşkilleşidiki mezkur namayışka Cenubi Avustralya Kengaş Palata azası Rakis Patrick ve Yeşiller Partiyası'nın asaslık rehberleri iştirak kılgan. Ondan başka 5 fevral Belgiya Uygur Cemiyeti'nin uğurlaştırışı bilen Antivirip şehirde Gulcu Kırgınçılıkını hatırlaş ve Beijing Kışlık Olimpikiga karşılık bildiriş namayışı ötküzülgen. Rusya Ukrayna'ya hücum kılsa 50,000 kişi ölüp gitişi mümkün. Amerika armiyesi ve istihbarat mesulleri eğer Rusya Ukrayna'nı işgal kılışka urungan takdirde 50,000 kişinin ölüp gitişi ve 5 milyon kişinin panahlanğıcıga ayrılıp kılışı mümkünlükini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberine asaslanğanda Amerika armiyesi ve istihbarat hadimleri parlamentka ve Avrupa'daki şiriklerge Ukrayna-Rusya krizisi doğrusunda dokulat bergen. Alakadar mesuller Rusya'nın Ukrayna'ya keng kölemlik tajavuz kılış tayarlıkını tamamlaşka az kalganlıkını bildirip, işgaliyet urunuşu jarayanında 50,000 kişinin ölüp getişi ve 5 milyon kişinin panahlanğıcı salahiyetige tüşüp kılışı mümkünlükini bildirgen. Dokulat yana Ukrayna hükümetinin 2 günde ağdırılışı mümkünlükü, Ukrayna çigrasıda tahminen her biri 750 askerden terkip tapkan 83 Rusya batalyonunun barlığı tekitlengen. Angliya baş vaziri Boris Johnson bilen Fransiya prezidenti Macron Ukrayna'ya alakadar telefon söhbetinde Şimali Atlantik Okean Ahdi Teşkilatının Rusya'nın tajavuzuna karşı birleşişi gereklikini ve nöbetteki ciddi vaziyetke diplomatik hal kılış çaresi tepişinin en muhim iş qatarıda buluşu gereklikini bildirgen. Ondan başka Amerika prezidenti Joe Biden bilen Fransiya prezidenti Macron mu Rusya'nın Ukrayna çigrasıda devamlaşıvatkan asker toplaşığa karşı diplomatik ve tosuş karakterlik tirişçallıklarını müzakere kılgan. Amerika, Japonya ve Cenubi Koreya müzakirleşmekçi. Amerika, Japonya ve Cenubi Koreya Şimali Koreya'nın yadro planını müzakirleşmekçi. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatıdın malum buluşça, Şimali Koreya'nın balistik başkurulduğun bombasını kıdınken 10. ve 15. fevralgıçı bulgan aralıkta Amerika'nın Şimali Koreya alahide vekili Song Kim, Japonya'nın Asya Tiniç Okyallarına mesul baş emeldari Funakoshi Takahiro ve Cenubi Koreya'nın Koreya yarım aralı alahide vekili Noh Kiyodu Hawaii paytaxtıda 3 taraflık uçuruşu ötküzüdüken. Uçuruşta Şimali Koreya'nın yadro planı müzakere kılındıken. Şimali Koreya 30 yanvarda Hwasong 13 namlık uzun mesafelik balistik başkurulduğun bombasını sınav kılgan bulup, yıl 5'den bu yan cemi 7 kıtım başkurulduğun bombasını kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.